Dikimden sonra birinci yıl yapraklarını dökmüş Chetner ceviz fidanı. Gördüğünüz gibi tepe vurumunu bu noktadan yapmışız. Yaklaşık 60-70 santim sürgün yapmış. Fakat gelişimi yeterli bulmadığımızdan birinci yıl tepe vurumunu yaparken 50-60 santimden tepe vurduğumuz için bu yıl tepe vurumunu biraz daha aşağıdan yapıp gelişimi hızlandırmak istiyoruz. Burada sağlam ve güzel bir göz görüyoruz. Onun hemen yarım santimden az daha fazla üstünden kesiyoruz. Ve bu kestiğimiz noktayı kesimde çapraz kesim yaptık. Yağmur yağarsa içine su almasın, aksın gitsin diye. Şurada gördüğümüz gözün tekrar iyi bir sürgünle 2 metrelere ulaşmasını ümit ediyoruz. Bu kestiğimiz yere sütut süreceğiz. Aşı macunu sürebilenler aşı macunu sürsün. Gördüğünüz gibi dikimde aşı yerini yaklaşık 3 santim gibi toprağın yüzeyinde bıraktık ki oradan bir hastalık ya da çürüme yapmasın diye. Bu fidanımızı sütut sürüp daha sonra bordo bulamacı sıkıp arkasından da içine az miktarda bordo bulamacı katılmış tavan boyasıyla boyayacağız. Diğer fidanımıza geçiyoruz. Şurada güzel gelişim göstermiş. Yaklaşık 1 metre gibi gelişim göstermiş bir fidanımız var. Gördüğünüz gibi. Burada yaklaşık 40 santimden tepe vurumu yapılmış. Fidanımızı inceliyoruz. Şöyle bakıyoruz. Bu yılki gelişim daha iyi olsun diye tepe vurumunu yaklaşık fidanın büyüklüğü şöyle. Bugünkü sürgünün yaklaşık 30 santim üstünde güzel bir gözün hemen böyle yarım santim, 1 santime yakın bir bölümünden tepe vurumunu yapıyoruz. İki gelişim daha iyi olsun. Şöyle şöyle alalım. Aşı yeri gördüğünüz gibi hemen hemen kapatmış gibi. Kalsiyum oluşumu çok iyi. Birkaç ay sonra kapatmasını ümit ediyoruz aşı yerini. Şurada gördüğümüz sağlam gözden de tekrardan liderin çıkmasını ümit ediyoruz. Diğer şu bölgedeki gözleri de aşağı doğru olan gözleri de temizleyeceğiz. Ve böylece bir yaşını doldurmuş, ikinci yaşına dönmüş fidandaki bakım ve budamamızı böylece yapacağız. İnşallah iyi bir sezon olmasını ümit ediyoruz. Arkadaşlar, tepe vurumunun özellikle birinci yıl dikimden sonraki tepe vurumunun ne kadar önemli olduğunu, ne kadar derin tepe vurumu yapılırsa o kadar gelişimin fazla olacağını anlamak için bu fidanı da çekiyorum. Bu fidan da görüldüğü gibi 10 santim kadar yükseklikten tepe vurumu yapılmış. Daha sonra gördüğünüz gibi yaklaşık 1 metrenin üzerinde sürgün vermiş. Bu yılki budamamızı bu gördüğünüz gibi yukarı kesim zayıf olduğu için yine sert bir tepe vurumu yapıp yaklaşık fidan boyu tekrar görülürse şuradaki güzel gözden çapraz bir kesimle tepe vurumu yapıp fidanımızı 40-50 santimden bırakacağız. Ne kadar derin kesim yaparsak o kadar fidanımız daha güzel gelişiyor. O yüzden görüldüğü bir kestiğim bölümü de bu yan dalları kaldırmayacağı için gelişimin güzel olabileceği kalın bölgeden tepe vurumunu yaptım ve şuradaki gözü bıraktım.
Şöyle göstereyim. Çok göze yakın kesim olursa oradan kuruma oluyor ve gelişim duruyor. O yüzden az bir şey yukarıdan kesim yaptım. Buna ne yapacağız? Gördüğünüz gibi dipler çapalanmış durumda. Yeni çıkan otlar temizlenmiş. Bundan sonra yapacağımız işlem morda bulabancı sıkıp aşı macunuyla bu yarayı kapatacağız. Daha sonra da içine az miktarda morda bulabancı katılmış tavan boyasıyla boyayacağız. Şu anda Şubat ayının 17-18'i, bugün 18 Şubat, Mart'ın başına doğru veya Mart'ın ilk haftası içerisinde 18-46 DAP gübresini gölge iz düşümünün, yani bunu 70-80 santim sayarsak 90 santim olsa 30 santimetre dipten uzağa, yani şurayı sıfır kabul ettiğimizde şöyle bir karışım yaklaşık 20 santim şu bölgeye yaklaşık görünebildiği kadarıyla şu bölgeye bir odunla yaklaşık 15-20 santim delik açıp buraya yarım bardak DAP gübresi buraya şu kısma, yani dört tarafına oraya ve oraya yarımşar bardak DAP gübresini toprağın altına delik de açtığımız çukurun içerisine dökeceğiz. Daha sonra da toprakla kapatacağız. Mayıs'ın 15'ine kadar olan azot ve fosfor ihtiyacını karşılamış olacağız. Mayıs 15'te de o 3-15 ya da 4-15 gübresinden, kompoze gübreden yine yarımşar bardak vereceğiz ki hem azot, fosfor ve potasyum ihtiyacını rahatça alsın, fidanın gelişimi iyi olsun. Peki niçin delik açıp, şurada gösterdiğim gibi delik açıp deliğin içerisine gömeceğiz gübreyi toplu halde vermemizin sebebi, görüldüğü gibi toprağımız kireçli toprak ve kireç fosforu ve potasyumu sarıyor. Sardığı için gübreyi toplu halde toprağın içerisine bırakırsak bu sarma olayı nispeten önlenmiş oluyor. Gübre toplu halde toprağın içinde duruyor ve kökler attıkları ziliflerle, liflerle rahat bir şekilde gübre ihtiyacını alıyorlar. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar, burada dikkat etmemiz gereken, gördüğünüz gibi fidan çok kalın olmamasına rağmen yaklaşık 60-70 santimden tepe vurumu yapmışız ve fidanımız 3 tane yan dal vermiş ve istediğimiz 2,5-3 metre boylara ulaşmadığı için ne yapacağız? Derin tepe vurumunu tekrar yapacağız. Fidanımız iyice kökünü geliştirsin ve Temmuz-Ağustos aylarında fidanımız yaklaşık 2,5-3 metreye ulaşsın diye. Şuradan gördüğünüz gibi fidanın yapısına tekrar bakalım. Şurada güzel bir gözümüz var. Bunun hemen ya en az yarım santim, 1 santime yakın bölümünden tepe vurumunu yapıyoruz. Şu da denilebilir. Yazık değil mi bu kadar koca fidana? Fakat kestiğimiz bölüm görüldüğü gibi geriye kalan bölümde bu. Şurada güzel bir gözümüz var. Oradan kestik. Derin tepe vurumu yapılmadığı zaman fidan kökü geliştiremiyor ve böylece kısacık kalıyor. O yüzden tek lider üzerine geliştirmek istiyorsak fidanımızı derin tepe vurumu yapacağız ve fidanımız tekrardan güzel sürgün verecek. Bir de dikkat etmemiz gereken arkadaşlar, şurada tam net görülüyor mu bilemiyorum. Bu fidanda fazla yok ama birçok fidanımızda işte işi bilmemenin veya acemiliğin etkisiyle güney cepheye, yani aşı yeri dediğimiz şu noktanın güneye gelmesi sebebiyle şu bölgelerde güneş yanığı oluştu. O yüzden
aşı yerinin özellikle sıcak bölgelerde, ben Doğu Akdeniz bölgesindeyim, Adana bölgesi, bu tür bölgelerde aşı yerinin kuzeye gelmesine dikkat edin arkadaşlar. Birçok tavsiye eden aşı yerine güneye tavsiye etti. Biz de aşı yerine güneye diktik. Fakat bu bölgelerde 50 derecelere varan sıcaklardan dolayı yanmalar oluştu. Onu net bir şekilde göstereceğim. O yanmaları önlemek için şu aşı yeri, şurası kuzeye baksın. Bu fidan güneye bakıyor. Bir tane de kuzeye bakanı göstereyim, net anlaşılsın. Arkadaşlar, bu fidanımız yanlışlıkla kuzeye bakan cephe olarak dikildi. Şöyle güneş görünüyor mu? Güneş, evet. Güneşi görüyorsunuz. Güneş, güney cephede bu fidanımız kuzeye bakıyor. Ve bir dezenformasyon veyahut da hiçbir güneş yanığı yok. Görüldüğü gibi güney tarafına dönüyorum. Aşı yeri kuzeye bakarken güney cephe tamamen tertemiz duruyor. Ve hiçbir güneş yanığı veyahut da bakteriyel yanıklık diyor bazı arkadaşlar. Bakteriyel yanıklık veyahut da ona benzer hiçbir hastalık yok. Hastalık, güneş yanığı. Güneş yanığı bir hastalık değil arkadaşlar. 50 derecelere varan sıcaklar olduğunda güneş yanığı, güneşin direkt yakmasıyla oluşan bir yanık. Onun örneğini de göstereceğim. Bakın bu fidanda hiçbir güneş yanığı yok. Arkadaşlar net görünüyor mu bilemiyorum. Şöyle net bir şekilde çekeyim. Bakın şu kısımda tam netleşti burada. Şöyle döneyim. İşte güneş yanığı bu. Aşı yerinin hemen üstünden özellikle güney ve güneybatı cephede şu siyahlığı görebiliyorsak, evet bu siyahlığı. Aşı yerinin hemen üstünden aşırı sıcaklarda güneş yakıyor. Bu bir hastalık değil. Bu direktmen güneşin yaktığı. Çünkü aynı kalitede aynı fidanlar var. Bunlarda böyle bir eğer kuzeye bakıyorsa yanıklık oluşmuyor. Güney cephe ise güneş resmen yakıyor ve güneş yanığı oluyor. Onun için fidanlarınızı dikerken özellikle sıcak bölgelerde kuzey cepheye, yani şu aşı yerinin şu kısmın kuzey cepheye gelmesini tavsiye ediyorum. İnşallah bu tecrübelerden istifade edersiniz.